hoş geldiniz. Bu sabah bir kez daha Atatürk'ü anmak üzere bir aradayız. 10 Kasım günü üniversitemiz kapalı olduğu için töreni birkaç gün geciktirmek zorunda kaldık bu yıl. Fakat bir kez daha Atatürk'ü ve bütün arkadaşlarını sevgiyle anıyoruz. Bugün tören vesilesiyle iki konuşmacımız var. Önce rektörümüz Sayın Nihat Berker konuşacak. Kendisini buraya davet ediyorum efendim. Nihat Bey. Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'e müteşekkiriz. Niye müteşekkiriz? Çünkü ben burada konuşuyorsam sizden, biz Türkiye'de yaşıyorsak, bildiğimiz Türkiye'de, bu Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Ve ben kendim burada yaşadığımdan, Türkiye'de yaşadığımdan çok mutluyum. Fakat bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Ben 1000 kere yaşasam, 1000 kere bu devirde, bu mekanda yaşamak isterim. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Mustafa Kemal Atatürk çok önemli birisi. Sık sık biyografileri çıkıyor. Ben her yıl bir iki biyografisini okumaya çalışıyorum. Bu yıl şu anda Vamık Volkan'ın yeni çıkan kitabını Atatürk Anatürk bitirmek üzereyim. Ve oradan da hatırladığıma göre Mustafa Kemal Atatürk fazla yas tutan bir insan değil. Tabii ki önemli olayları anlıyor. Fakat yas tutmaktan çok başarmayı seviyor. Ve benim size bunu söylememe gerek yok. Slaytlardan da gördünüz. Türkiye'lilerin başarmasını istiyor. Dolayısıyla fakat bu çok güzel bir şey. Çünkü Atatürk'ten sonra da bu devam ediyor, Atatürk'ün başarıları. Her birimizin başarısı Atatürk'ün bir başarısı. Her birimiz başarılı olduğumuz zaman Atatürk bir Dumlupınar, bir Sakarya muharebesini çok daha özel bir şekilde kazanmış oluyor. Başarılı olmak ne demek? Başarılı olmak hepimiz içimizde bizi affetmeyecek bir hakem taşıyoruz. Başarılı olduğumuzu biliriz. Başarılı olduğumuz zaman mutlu oluruz. Ve bu da böyle. Gördüğünüz orada Atatürk başarılı olmamızı, buna eşdeğer olarak her birimizin mutlu olmamızı istiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün prensipleri akla inanmak, kendine güvenmek, gençliğe güvenmek ve hiçbir zaman pes etmemek. Yani bir daha bakarsanız İstiklal Savaşı öyküsüne, inkılaplara hiçbir zaman pes etmiyor. En kötü şartlarda bile o devam ediyor, başkaları devam etmezken. Bunu düşündükten sonra bundan her şey çıkıyor ondan sonra. Böyle başlarsanız, bunu daha önce de söylemiştim. Bunu düşündükten sonra hala da görevimiz veya işlevimiz devam ediyor. Böyle düşünürseniz akla, kendine, gençliğe, gençliğe güvenmek demek, geleceğe güvenmek demek. Pes etmeyeceksen o zaman hep çalışacaksın. Çalışacak hep bir şeyler var. Tabuları, insanları köstekleyen zincirleri hep kırmak isteyeceksin. Hep ilerlemek isteyeceksin. Böylece çalışmamız hiç durmayacak. Çünkü akla güveniyoruz, geleceğe güveniyoruz, gençliğe güveniyoruz, kendimize güveniyoruz. Birçok yönler var devam ettireceğimiz, güçlendireceğimiz. Değişik yönlerde de gideceğiz. Akla güvenerek, kendimize güvenerek. Bunu Atatürk kendisi yapmış. Kendisi tabuları kırmış. Kendisi insanları köstekleyen zincirleri yok etmiş. O zincirler ne kadar uzun zamandır kalsa da biz de bunu yapacağız. Türkiye'de bunu yapabileceğimize ben inanıyorum. Doğrusunu isterseniz kendi düşüncelerimi hatırladığım yarım asırın üstünde şimdi baştan beri hep inandım. Baştan beri niye inandım? Bunu Türkiye'deki insan potansiyeline sizler, bizler sayesinde inandım. Ben bunu hep hissettim 50 senenin üstünde. Ve bu insan potansiyeli ve kendimi her yıl mesleğimde, yaşamımda bu kanıtlanıyor. Bu insan potansiyeline bakarsak, bu insan potansiyelinin neyin ürünüdür? Bu insan potansiyeli Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği eğitimin ürünüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in, onun kurduğu eğitim sisteminin ürünü şimdiki insan potansiyelidir. Bunun için hep ileri gideceğiz, hep başaracağız, hep mutlu olacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ü de mutlu edeceğiz. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ü aslında her işlevimizle her gün anıyoruz. Her gün ona müteşekkiriz.
Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Kurucu Rektörümüz Tosun Terzioğlu'yu Atatürk ve Bugün başlıklı konuşmasını vermek üzere davet ediyorum. Atatürk ve Bugün. Bugünü anlamak için ne kadar Atatürk'ü anlamak lazım? Onun üzerinde durmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 10 Kasım törenlerinde biz Sabancı Üniversitesi'nde evet Atatürk'ü anıyoruz. Doğru. Ama ondan sonra devam ediyoruz ve değişik konuşmacılarla Atatürk'ü anlamaya çalışıyoruz. Daha önce burada Atatürk ve zamanının dış politikası konuşuldu. Atatürk'ün değişik yönleri anlatıldı. Çağı anlatıldı. Atatürk'ten sonra İsmet Paşa nasıl Cumhurbaşkanı seçildi, o anlatıldı. Yani bir anlamda o dönemi biraz daha anlayabilmek için sadece anma günü olarak kullanmıyoruz 10 Kasım'ı, bir anlama günü olarak da kullanıyoruz. Evet, Atatürk'ü her an anlıyoruz. Bazen dolaylı olarak anıyoruz. Saat 9.14 dediğimiz zaman anıyoruz. Bugün 15 Kasım 2001 dediğimiz zaman anıyoruz. Metre dediğimiz zaman anlıyoruz. Kilometre dediğimiz zaman anlıyoruz. Kilo dediğimiz zaman anlıyoruz. Bu alfabemizi gördüğümüz zaman anlıyoruz. Bunların hiçbiri Atatürk'ten önce yoktu. Alaturka saat diye bir şey vardı. Ben onu hiçbir zaman öğrenemedim. Güneş batışıyla, güneş doğuşuyla başlayan bir gün, güneş batışıyla biten bir gün. Başka bir takvim kullanıyorduk. Denebilir ki bunlar önemli mi? Metre yerine arşın kullanmış olsak, kilogram yerine işte okka kullanmış olsak ne fark eder? Fark eder. Çünkü burada bir dünya ile eklemlenmek var. Bir Atatürk'ün deyimiyle medeni dünya ile bir arada olmak. Onlarla ortak kavramlarda buluşmak. Bu önemli. Evet, itirazlar zamanında olmamış mıdır? İşte geleneklerimizden ayrılıyoruz da şudur da budur da. Evet, olmuştur. Ama onlar büyük ölçüde çok geride kalmıştır. Atatürk'ü sadece bunlarla anmıyoruz. Her okulumuzda Atatürk köşesi var. Her beldemizde, her şehrimizde Atatürk bulvarı var. Atatürk havaalanı var. Birçok yere ismini verdik. Haklı olarak da. Atatürk, buradaki daha önce slaytlarda gördüğünüz gibi sürekli olarak konuşmalarında milletin başarılarından bahsederken daha da ileri gideceğiz, daha da çok çalışacağız, daha da büyük başarılar elde edeceğiz diyen bir kişiydi. Bir tarihi şahsiyetti. Eğer biz Atatürk'ü anlamak istiyorsak bunları da unutmamamız lazım. Gerçekten biz Atatürk'ü sadece zaman zaman şikayet merciği, Atatürk olsaydı böyle olmazdı, o bizim babamızdı demeye ne kadar hakkımız var? Yoksa artık bizler onun açtığı yolda emin adımlarla çaba göstererek, çalışarak daha da, her gün daha da ileriye gitmek zorunda değil miyiz? Bu yukarıda fotoğrafını gördüğünüz anıt, bu binanın hemen dışında. Şimdi Atatürk'ün nutukları, demeçleri, bazı yerde söylediği sözler, bunların çoğunu biliriz. Birçoğu da sadeleştirme adına biraz sansüre de uğramıştır açıkçası. Bu öyle değil. Bu
nutukların, demeçlerin söylediği şeylerin nerede, hangi bağlamda, hangi şartlar altında söylediğini, söylendiğini bilmeden oradan bir şeyler çıkartmak çok yanlış yönlere bizi sevk edebilir. Bu ise burada bizim gösteri merkezimizin dışındaki anıt yazıtta olan sözleri 1936 veya 37 yılında arkadaşlarıyla bir sohbet sırasında sizden geriye ne kalacağını ümit ediyorsunuz sorusuna verdiği cevabı cevaptır. Çok biraz güncelleşmiştir dili. Çok önemli. Tekrar okumak isterim. Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Sonra devam ediyor. Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin gelişini inkar etmek olur. Evet, o çağda dünya hızla değişiyordu. Bugün daha da hızla değişiyor. Bugün dünya, kimilerinin benzetmesiyle, bir global köy haline geldi. İletişim, insanları başka kıtalarda neler olduğunu kolayca öğrenmesini sağlıyor. Ve bu bilgi de illa bir süzgeçten geçmek zorunda değil. Devam edelim. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olur. Zaman zaman günlük hayatta da karşılaşırsınız. Atatürk zamanında böyle yaptı, biz de aynısını yapalım. Bu doğru bir akıl yürütme mi? Bakın, böyle bir dünyada asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin gelişimini inkar etmek olur. Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Evet, öyle. Atatürk'ü anlamak için onun zamanını da anlamamız gerekli. Kimi zaman bugün tarihi şahsiyetleri, bu arada Atatürk'ü de eleştirirken, onlara şu bakımdan haksızlık ediyoruz. Bugünkü düşüncemizle, bugünkü imkanlarımızla, bugünkü zamanın ruhuyla, bugün etkisi altında kaldığımız akımlarla geriye dönüp bakıyoruz. O değil de keşke şöyle olsaydı diyoruz. Bu bana çok ama hiç mantıklı gelmiyor. Zamanın ruhunu anlamamız lazım. Onun zamanının ruhunu anlamamız lazım. Bu da çok zor değil. Rektörümüzün de bahsettiği gibi özellikle son yıllarda yerli yabancı o dönem hakkında, Atatürk'ün düşünceleri hakkında, 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'ndaki fikir akımları hakkında birçok değerli araştırma kitap halinde yayınlanmakta. Bunlar çok değerli. Hepsi aynı görüşte değil. Tabii ki değil. Çünkü Atatürk'ün manevi mirası olan bilimde tartışma vardır. Bir şeyi tartışmasız, sırf otoriteye dayanarak kabul etmek